Bizim bir Şanghay İşbirliği örgütü hedefimiz var mı Sayın Bakanım? Yani biz ya da hükümete yakın seçmen, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri bundan sonra çocuklarını okumaya Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a mı gönderecekler? Yoksa gelişmiş batı dediğimiz, değerler Avrupası dediğimiz ve dünyada en yaşanabilir kentlerin olduğu batı ülkelerine turizme ya da çocuklarını okutmaya mı gidecekler? Türkiye'nin bu konudaki vizyonu nedir? Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Aslında Şanghay İşbirliği Örgütü bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'ne alternatif bir örgüt değil. NATO'ya alternatif olabilecek bir örgüt. Yani daha vahim bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir ekonomik temeli olan bir örgüt gibi değil de daha askeri çerçevede olan bir örgüt. Bizim Avrupa Birliği ile ilişkimiz sadece bazı başkentlerle yapılan bir ilişki değildir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin ekonomisine de, Türkiye'nin ihracatına da, Kıbrıs sorununa da, Türkiye'de yargı bağımsızlığına da, Türkiye'de parlamenter demokrasinin kökleşmesine de ciddi etkileri vardır. Hükümetin gazetelerinde yer almadı ama bundan 2-3 gün önce Avrupa Yargı Birliği Türkiye'de HSYK'nın gözlemci statüsünü ortadan kaldıran bir karar aldı. Bu açıkça şu demek: biz HSYK'nın bağımsız olduğunu, siyasetten, hükümetten bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Demek ki bu Türkiye'ye gelecek olan yabancı yatırımların tamamının önünü keser. Bakın arkadaşlar, size AB ile aramızdaki ticari bağlarla ilgili, yani daha somut şeylerle ilgili bir iki rakam vereyim. Oradan bunu anlamış olacağız. Türkiye ihracatının %49'unu Avrupa Birliği'ne yapıyor. Bizim Avrupa Birliği ilişkileri koparmamız demek çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Türkiye'deki yatırımların %70'i Avrupa Birliği'ne ait şirketler tarafından, Avrupa Birliği'ne kurulmuş şirketler tarafından yapılıyor. Dünyada yatırım yapanların %49'u, Türkiye'de yatırımların %70'i doğrudan burası tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği ilişkileri hamasetle değil, soğukkanlılıkla ele alan bir siyaset izlememiz gerekiyor. Ben de hükümeti böyle... Teşekkür ederim Sayın Salıcı.